Herkese merhaba. Bugün sizlere un kullanmadan, yumurta kullanmadan, hatta yağ kullanmadan tamamen orijinal şambali tatlısı tarifi veriyorum. Malzemeleri açıklama bölümüne ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Vakit kaybetmeden tarife geçelim. Öncelikle derin bir karıştırma kasesine yarım kiloluk bir paket irmik, 2 su bardağı yoğurt, yoğurdunuzun sulu kısmını da kullanabilirsiniz. Karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı karbonatın kendini göstermesi için üzerine birkaç damla limon sıkıyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Spatula yardımıyla hamuru güzelce karıştırıyorum. Kıvam gördüğünüz gibi olacak. Eğer bu kıvamı tutturamazsanız 1-2 yemek kaşığı yoğurt ekleyebilirsiniz. Belki irmiğiniz çok su çekebilir, belki yoğurdunuz sulu olmayabilir. Kendinize göre ayarlayın lütfen. Dikdörtgen bir tepsim var. Altını yağlayıp güzelce tepsiye yayıyorum. Kaşığımı suya batırıp yüzeyinin pürüzsüz olmasını sağlıyorum. Bu kısım önemli. İrmiğin ve yoğurdun özdeşleşmesi için tepsi mayası için yarım saat veya vaktiniz varsa 1 saat kadar beklemenizi rica ediyorum. Evde varsa eğer üzerine 1-2 yemek kaşığı pekmezi fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Pekmez hem güzel bir lezzet verir hem de üzeri çok güzel kızarır. Fırına sürmeden önce bir bıçakla dilimleri ayırıyorum. Dilimlerin üzerine yine evde varsa fıstık koyabilirsiniz. Fırınımı 180 derece sıcaklıkta alt üst ayarda en az 30 dakikaya ayarlayıp pişiriyorum. Sıra geldi şerbetine. Derin bir tencereye 4 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı su ilave ediyorum. Üzerine birkaç damla limon sıkıp ocakta kaynatıyorum. Tatlım pişti. Fırından çıktıktan sonra ılımasını bekliyorum. Şerbet ocakta sıcak kaynar haldeyken yavaş yavaş şerbeti tepsiye döküyorum. Bu kısımda acele etmenize gerek yok. Tatlı şerbeti çektikçe şerbeti ekleyin. Acele etmeyin. En az yarım saat, bir saat kadar dinlendirmeniz gerekiyor. Bekledikçe şerbet isteyen bir tatlı bu. Eğer tabi vaktiniz varsa siz mutlaka bir gece önceden yapın. Bir gece şerbetiyle dinlensin. Sabah muhteşem bir lezzet olacak, emin olabilirsiniz. Nefis bir tatlı, muhakkak denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.